bayağı bir kestirdiğimi düşünüyorum açıkçası. En iyisi kıyafetlerimi, eşyalarımı dizmeye başlasam iyi olacak. Şimdi kıyafetlerimi şunları koyayım şuraya. Kıyafetlerimi bu dolapları dizeceğim. Babamın zaten çok az kıyafet var. Bu yüzden çoğunluğu benim. Evet, şunları. Artık benim bir sürü kıyafetim var, yaşasın. Şu kıyafetimi koyayım. Bunları koyayım. Hatta şöyle yapayım. Şöyle hepsini dizeyim. Evet, kıyafetlerimi dizdim. Şu an bu şekilde bakınca o kadar da fazla değilmiş, onu fark ettim. Neyse, gidip geldikçe alırım zaten yenilerini. Bunları da şuraya koyayım. Bornozlar, bir tane de havlu koyarız. Bir tane daha varmış, kıyafetimi görmemişim. Bunu da koyayım. Çok güzel kıyafetlerim var. Evet, çanta. Ha, benim çantam bu. Bu kalsın orada. Gözlüğüm var. Gözlüğümü buraya koyacağım. Evet, buraya koyacağım. Ama şimdilik şunları çıkartsak iyi olur. Artan paralarımı da buraya koysam iyi olur. Parayı koyamıyorum yalnız. Neyse, bunları da yerleştiririz. Bir sıkıntı yok şimdilik. Bunu babam aldı. O yüzden. Tamam. Babamın içinde kalsın. Poşete atarız diye düşünüyorum. Çanta da şurada dursun. Ay, çok eşya var. Acaba banyoda dizebileceğim yer var mı bunları? Evet, var. Dizeyim bari şunları. Evet, dizdim. Çok da güzel oldu. Buraya benim eşyalarım. Buraya zaten bakım eşyalar, babamın eşyaları, ortak eşyalar falan gelir. Çok güzel oldu. Balkonda için biraz ferahlıyım ya. Şunları da kapatayım. Kalan iki çekmece de babamın zaten. Şunu da zaten geri vereceğiz onlara. Şu çantaları da bence buraya koysak bir şey olmaz. Ki kalemlerimi bulamadım. Bir tane daha varmış. Atıyorduk bak az daha. Dediğim gibi kalemlerimi bulamadım. Kalemlerimi de bulmam lazım. Doğru, salondaydı kalemlerim. Evet, kalemlerimi de bulup yerlerini yerleştirdim. Artık bu kıyafetlerde durmak istemiyorum açıkçası. Şunları yıkamaya atsam iyi olacak. Yani giyeceğimi düşünmüyorum ama olsun. Şöyle güzel bir kıyafet giyeceğim. Yok, bunu giymeyeceğim. Rahat bir şeyler hiç almamışım ki. Ben hep gezmekle kalmışım. Neyse, bu güzel, bunu giyeyim. Ya da nasıl? Yok yok, bunu giyeceğim. Evet, çeşit çeşit kıyafet. Süper. Diğer kıyafetlerim nerede? Biri bu, diğeri nerede? Tamam, buldum. Şunları da yıkamaya atayım. Allah. Defterimi şuraya koyayım. Bir de babama söyleyeyim, laptop alsın, benim için çok lazım. Evet, ikinci kalem kutumda buldum, şuraya koyayım. Şunu da çöp atayım. Tamam, deterjanımı da katayım. Evet, çamaşır makinesi çalışıyor. Ay, babam acaba ne zaman gelecek, merak ettim şimdi. Neyse, bakalım. Şu kapıları kapatayım. Birazcık denize girsem fena olmaz derken ben maya almayı unutmuşum, doğru ya. Neyse, karnım acıktı. Yemek var mı? Oh, varmış Allah'tan. Şuraya hemencik kırayım. Tamam. Çayımı da doldurayım. Biraz da tuz. Tamam. Şöyle şurada oturup yesem hiç fena olmaz. Allah. Evet kızım, benim evime geldik. Sen de istediğin zaman beni ziyarete gelebilirsin.
Vay canına. Burada mı yaşıyorsun baba? Burası çok güzel. Ayrıca buranın bize özel denizi de var. Havuz deniz. Karışık bir şey işte. Gerçekten mi? Burası sizin odanız mı? Baba burası çok güzel. Evet. Şimdi yani daha doğrusu burası. Daha doğrusu burası Mine'nin odası. Ama ben de kalıyorum. Çünkü öyle ayrıyetten bir oda yok. Yani anca bu kadar oda var. Ayrıyetten ben sadece yatağı ve dolabı kullanıyorum. Onun haricinde burası Mine'nin odası. Oha Mine'nin odası benden bile büyük. Bu olamaz. Mine'nin odası benden nasıl büyük olur? Eşyalar çok güzelmiş. Karıştırabilir miyim? Bunu Mine'ye sorman lazım. Çünkü Mine'nin odası olduğu için onun özel eşyaları. Ayrıca alışverişe de çıkmış bakıyorum. Gel Mine'ye gidelim. Üf, Mine'yi sevmiyorsun biliyorum ama ne yapacaksın artık? İkiniz de benim kızımsınız. Gel banyoya bakalım bir. Tamam. Buraya benim eşyalarım, şamponlar falan gelecek. Onları daha almadık. Ya çok güzel burası. Allah. Çamaşır makinesi. İnanmıyorum, jacuzzi var. Sadece jacuzzi değil. İstersen duşakabin olarak da kullanabilirsin. Buraya ben bayıldım baba. Burası çok güzel. Gerçekten bayıldığını sevindim. Evet, süper burası. Şunu da ben çıkarayım koyayım. Evet, burası altından bir yer. Baba kesinlikle jacuzziye gireceğim. Denize de girersin. Girersin de girersin. Tamam. Burası da salon ve mutfak birleşik. Eski evdeki gibi. Ama daha tencere tabak falan almadık. Onları da alacağız. Ya gerçekten süper burası. Televizyon bizimkine aynı sonunda sıkıntı yok. Ve çiçek de çok tatlışmış. Oha buzdolabı bizimki evden büyük. Bizim o ev daha küçük diye bunu aldık. Ya süper burası. Gidelim. Mine tatlım ne yapıyorsun? Karnım acıktı baba yemek yiyelim siz. Aa, kardeşim gelmiş. Bir dakika senin kıyafetin. Evet yeni alışverişe çıktım. Ne oldu beğenemedin mi? Kızım. Ne yapayım bana o kadar çektirmedikleri şey kalmadı. Ya gerçekten ben çok özür dilerim ya. Hiç öyle yapmak istememiştim. Ben aslında seni de seviyordum. İnanacağımı bekliyorsan yanılıyorsun. Keyfine bak. Kızım. Sırf babam kızıyor. Sırf babamı seviyorum diye şey yapıyorum. Yoksa sana hayatta yüz vermem. Bunu biliyorsun değil mi? Bu kadar çektirdiğin şeyden sonra. Gerçekten haklısın ama ben barışmak istiyorum. İyi, barışalım. Ama dediğim gibi sırf babam istiyor diye. Başka hiçbir amacı yok. Ve babamı seviyorum diye. Kızım, lütfen barışın. Benim için barışın. Barıştık baba ama sevmiyorum işte. Ne yapayım? Onca 14 sene bana işkence yaptılar bildiğin. Biliyorum ama artık unutalım ya. Geçmişte kaldı. Artık mutluyuz değil mi? Önümüze bakalım. Baba, bir şey diyeceğim. Efendim, biz çok fakirleştik. Sen gidince annem İşte çalışmadığı için annem eve para getirmiyor. Yani ilk başta tuvalet yaptık. De şey anneannemden borç aldık da artık olmuyor. İş yetişemiyoruz. Nasıl yani artık şey misin? Ya kusura bakma ama kızım annen umurumda değil. Ama sen istersen benim yanımda kalabilirsin. Gerçekten mi? Yaşasın. Ne? Baba saçmalama. Beni çok kötü şey yapacak bu. Çok kötü şey yapacağına eminim. Ya hani barışmıştık? Üf, tamam ya. Barıştık, barıştık. İyi tamam öyle olsun. Neyse. Ben keyfime bakıyorum. Gel kızım sana da değil. İyi de ben nerede kalacağım? Bir kere her şeyiniz ortak olacak. Şimdiden söyleyeyim çünkü evimiz
yarısından fazlasını deniz kapladığı için evimiz ortak olacak. Şimdiden onu söyleyeyim. Bir de burası ne diye geçiyor? Burası yemek masası. Böyle salıncak. Öyle. Manzaraya bakmak için öyle bir şeyler işte. Denize bakalım hadi. Vay canına, hemen atlamak istiyorum ama üstüm müsait değil. Atlarım sonra. Allah. Evet. Baba ben nerede kalacağım dediğim gibi. Sen de burada kalacaksın. İyi de üçümüz bu yatağa sığar mıyız? Yatak koskocaman, görmüyor musun kızım? Tabii ki de sığarız. Bak ben buraya. Sen buraya. Oo, üst üste oluyoruz. Ben burada yatmam. O zaman koltukta yatacağım hocam. Mine koltukta yatsın baba. Ondan sonra ben de burada yatayım. Biz ikimiz burada yatalım. Mine koltukta yatsın. Hayır kızım, olmaz öyle. Mine zaten senden önce bile vardı. Ne yani? Mine benden önce vardı diye şey mi olacak? Hayır tabii ki de, onu demek istemedim. Baba o zaman ne yapacağız? Düşünüyorum. Ben koltukta yatmayacağım da ben de koltukta yatmak istemiyorum. Baba beni de yatıracaktın, aşk olsun. Neyse şu gözlüğü şuraya koyayım. Kızım yerimiz yok ki bizim. Baba koskoca ev, bir benlik bir yer yok mu? O zaman burada yatacağız. Kusura bakma kızım. İyi tamam, ben burada yatarım. Bir tane daha şey yatak alsam olmuyor mu? Deneyelim, şuraya deneyeceğim. Tamam. Bunlar ne yapıyor ya içeride? Baba ne oluyor burada? Ben de hani burada kalıyorum ya, artık yatak ayarlıyoruz babamla. Bak burası benim yatağım olacak artık. Ne? Baba o zaman şöyle yapalım. Orası benim yatağım olsun. Burada ikiniz rahat rahat yatın. Ne dersin? Kızlar, farkındayım biraz haksızlık oldu değil mi? Ne konuda? Yani evet, biriniz burada yatarsa diğeriniz yatmak isteyecek. Diğeriniz burada yatarsa da diğeriniz yatmak isteyecek. En mantıklısı benim burada yatmam, sizin de bu iki yatakta yatmanız. En mantıklısı bu olacak. Dolabımızı söyleyeyim. Hanginizin eşyası en fazla olursa buraya o yerleşir. Hanginizin en az olursa ikisi de buraya yerleşir. Şimdiden planı söyleyeyim. Bir de canım benim, annenle daha konuşmadık biliyorsun değil mi? Belki izin vermeyebilir. Ya verir, izin verir. Merak etme. Ayrıca her eşyamız da ortak olmayacak. Nasıl yani? Mesela benim kıyafetlerim ayrı, senin kıyafetlerin ayrı olacak. Ayrıca burası da komple benim. Kızım. Tamam. Burayı ortak kullanabiliriz. Yani diyemedim. Raflar hepimizin ama ayrı ayrı olacak. Okey? Siz ayarlayın, ben size hiç karışamam. Üf, tamam ya. İyi de o zaman küçücük olur ki burası. O zaman baba ayrıyetten şuraya da bir raf alır mısın, şu şeyleri kaldırıp? Deneyelim. Kızım burası da senin olsun, olur mu? Olur baba, benim o kadar eşyam yok zaten, kardeşim yerleşsin oraya. Hem ben raflara da kıyafetlerimi asarım. İyi o zaman, anlaştık. O zaman şu anda sanırsam en fazla kıyafeti olan Mine. O yüzden Mine buraya şey yapsın. Sen burasın, sen burasın. Ben zaten öyle çok bir eşyam yok. Ben sıyışırım her yere. Şuraya da fazlalık gelen, koymak istemediğiniz şeyleri koyarsınız. Böyle olacak. Düzen. Hani kıyafetimi de şimdi hiç yedek kıyafet almadım. Kardeşim senden giyinebilir miyim? Giyin. De benim de öyle şey kıyafetim yok yani. Bak ben de gezmekliklerle duruyorum. İyi. O zaman baba benim kıyafetlerimi almaya gidelim. Hem annemle de konuşuruz. Tamam kızım, haklısın. Öyle yapalım. Bir de şunu da şuraya koyayım. Kızım biz gidiyoruz. Sen de gelecek misin? Yok yok ya, ben yemek yiyordum zaten en son. İyi tamam, hadi görüşürüz. Hadi bay bay.
Çattık ya, harbi çattık. Güzel bir keyfim vardı. Kesin hayatıma mahvedecek kardeşim. Neyse. İyi, bunları da yıkamaya atayım. Ya da kendimi yıkayayım 2 dakikada. Tamam. Bunu alayım. İçeyim. Anne, sana bir şey diyeceğim. Ne oldu kızım? Anne, ben artık babanda kalacağım. Nasıl yani, nasıl babanda kalacağım? Beni tek başına mı bırakıyorsun? Anneciğim, kusura bakma ama. Neyse, öyle demeyeyim. Ben artık babamla kalmak istiyorum. İyi de sen hani kardeşinden nefret ediyordun. Onunla senle sinsi sinsi planlar yapıyorduk. Ne oldu? Beni satıyor musun şimdi? Gidemezsin. Hayır, izin vermiyorum. Bir kere çocuk istediğini yapar, bu bir. İkincisi de benimle kalmak istiyor. Bu kadar. Ayrıca o sinsi sinsi planlarını da artık yapmayacak. Çünkü artık kardeşine çok iyi anlaşıyor, tamam mı? Nasıl yani? Kardeşine çok iyi mi anlaşıyorsun? Evet, ben barıştım onunla. Hata yaptığımı anladım. Bu yaptığını asla unutmayacağım kızım. Bunu da bilmiş ol. Git şimdi. Tamam, toparlayayım. Boş ver, sen anneme takma. Tamam. Evet, şu valizin içine şunları koyayım babacığım. Şu kalem kutudan kardeşinin de vardı. Almana gerek yok bence. İyi. Almıyorum o zaman. İnşallah verir ama. Verir verir. Dosyalarla. Kitaplarımı da alayım. Belki sonra daha büyük ve yine havuzlu ya da denizli bir eve taşınırız. Ama şimdilik bu ev iyi bence. Tamam. Yastığımı da alayım. Yastığımı da bayılıyorum. Alamıyormuşum. Elimde taşıyayım. Çünkü almak istiyorum. Bizim işimiz bitti, gidiyoruz. İyi, görüşürüz. Beni ziyarete geleceksin kızım, değil mi? Tabii ki de geleceğim anne, saçmalama. İyi, bekliyorum o halde. Mutlu bir aile olabilir ama sen bunu istemedin. Gıcık.